Herkese merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Yine kar ayar menüsü ile ilgili size yeni bir konudan bahsedeceğim. Yeni bir ayarı tarifini yapacağım. Neden bu videoları ayarla ilgili videoları yapıyorum? Çünkü bir kullanıcı kılavuzu yok bu cihazın, bu aletin. Çünkü çok daha yeni bir cihaz. Ben de kullanıcı kılavuzu olması niteliğinde bunu satın alacak kişilere yardımcı olması amacıyla bu videoyu çekiyorum. telefonu nasıl bağlayacağımızı isterseniz telefonumuzu paylaşarak internete nasıl ulaşacağımızı göstereyim. Burada ekranda kısa yollar var. Direkt buna basarak bu menüye ulaşabilirsiniz veya veya ayarlar sekmesine basarak bu menüye ulaşabilirsiniz. Daha sonra buradaki işarete tıkladığınızda bu ibare çıkıyor. Ne diyor? Ayarlar, bağlantılar telefonunuzda bunu yapmanızı istiyor. Ayarlar, bağlantılar, mobil erişim noktası ve Bluetooth tethering'e girin. Mobil ortak erişim noktası ayarları telefon modellerine ve üreticilerine bağlı olabilir diyor. Şimdi tabii ki, interneti iPhone'unuz da varsa paylaşabilirsiniz. Android bir telefonunuz varsa da paylaşabilirsiniz. Sadece bunlara bu sırayı takip etmeniz gerekiyor. Mobil etkin noktayı aç. Bluetooth tetiringi aç. Mobil erişim noktası ayarlarına git. Mobil erişim noktası ayarlarında şifreyi gir ve ilerim düğmesini tıkla diyor. Bunları yaptıktan sonra sırayla daha sonra kullanılabilir etkin noktaları aramaya başlıyor. Burada da mobil etkin nokta bağlantısı diyor. Buradan seçtiğiniz takdirde internete bağlanıyorsunuz. Şimdi telefondan gösteriyorum. Evet telefondan ayarları açıyorsunuz. Ayarlara girdiğiniz zaman bağlantılar var. Bağlantılara geldikten sonra mobil erişim noktası ve internet paylaşımına tıklıyorsunuz. Mobil erişim noktasını açıyorsunuz. Bluetooth bağlantısını açıyorsunuz ve buradan çıkıp buradan çıkıp şu ayarlarda mobil erişim noktasını aktif hale getiriyorsunuz. Bu açıldıktan sonra hemen cihazınıza dönüyorsunuz. Oraya geçeyim. Şu anda ben internetimi paylaşıyorum. Evet, şu anda internet taraması yapıyor. Ben mobil internetimi paylaşıyorum. Bakın çıktı. Daha önce şifresini girdiğim için otomatik olarak bağlandı. Ama şifresini girmemiş olsaydım bu şifre ekranı çıkacaktı ve telefonumda yazan şifreyi buraya girdikten sonra tamam diyecektim. Bakın bu ibare çıkıyor. Bluetooth olarak bağlı olduğunuzda da bu ibareyi görüyorsunuz. Bluetooth sesi bundan kullanmak için tıkladığınızda direkt çıkıyorsunuz. Burada da biraz önce gösterdiğim bu hızlı erişim menüsüne ulaşıyorsunuz. Telefon bağlantısı ayar menüsü bu şekilde çalışıyor. Gelelim buna. Burada bir ayar daha anlatayım. Neyi anlatayım? Bu ses ayarları menüsünden otomatik ses kontrolünün nasıl çalıştığını göstereyim. Bunu açtığınız takdirde burada yazdığı gibi harita rotayı yönlendirdiğinde medya hacmi azalacakları Nedir? Navigasyon size şuraya dön buraya dön diye tarif ettiğinde burada bir müzik çalıyorsa video izliyorsanız onun sesini kısıyor. Bu bu demek. Bunu açtığınızda böyle oluyor. Kapattığınızda eski haline dönüyor. Bu da bu şekilde yine dokunmatik ses ayarı uygulamayı çalıştırırken bir bip sesi duyacaksınız diyor. Bunu açtığınızda bakın şöyle oluyor. Bakın. Bakın. Her uygulamaya tıkladığınızda bu uyarı sesi geliyor. Bu uyarı sesi geliyor. Buradan Bakın bu şekilde. Bunu kapattığınız zaman artık bu sesi duymuyorsunuz. Nasıl? Bakın artık gelmiyor. Bu da böyle çalışıyor. Bluetooth ses. Araç hoparlörüne telefon sesi çıkışı diyor. Ya bunu bir telefon olarak görüyor. Araç hoparlörü ile eşleştirdiğinizde buradaki hani bunun dedim ya 4.5G ile telefon olarak da kullanabildiğiniz bir modeli var onda telefon sesini araç hoparlörüne aktarmak için bunu kullanıyor. Telefonunuz da CarPC'ye Bluetooth ile bağlıysa bu açık olduğunda telefon sesi ile medya sesi birbirine karışabiliyor. Ben bunu gördüm birisi aradığında ama şimdi bunu kapalı tutarsanız böylece bunun Bluetooth sesini araç hoparlörü ile birleşmiyor. Sadece telefon sesini aktarıyor. Onu da denk gelirse gösteririm. Radyo ve navigasyon sesi bunu kapattığınızda ne oluyor? Aynı anda radyo ve navigasyon sesi çıkışı diyor. Anladığım kadarıyla açtığınız zaman ikisini de elde edebiliyorsunuz. Bunu kapattığınız anda aynı anda radyo ve navigasyon sesi çıkışı olmuyor. Bunu da deneyimleyeceğim. Denedikten sonra sizinle paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.